Ben Aysun Karabağ, şu anda Kastayım. Bülbül Mahallesi'nde. Bülbül Mahallesi, Kanlı Tapya, neydi burası? Kanlı Tapya. Kanlı Tapya dediği yerdeyim. Bu köprü bizim dönemimizde çok büyüktü ama şimdi araç bile geçmiyor. Ve o tarafı boştu, şu anda orada binalar var. Ve karşı tarafa bakalım. Karşı taraf su işler değil mi? Evet, evet. Su işlerdi, askeriye vardı. Devlet su işler var, askeriye vardı. Şimdi şu ana böyle baktığımız zaman Garip amcanın evi hemen şu iki tane ağacın olan yer. O basmanın o yanı. Öyle mi? Basma onu bilmiyorum. Basma o kırmızı bilmiyorum. Ev de bizim evin bulunduğu yer. Yani evet, bizim evin yeri. Siz sattıktan sonra yeniledi. Şimdi biz böyle gidelim abi böyle yoldan. Şimdi şu anda biz bu yolda yürürken şeydi o zaman çamur filan yani arabalar zor gidiyordu ama bu taşlar aynen duruyor. Hani taş duruyor, bu ağaçlar fazla büyümüş. Bu agamın ektiği ağaçlar. Öyle değil mi? Bunda abimin de şeyi var, emeği var. Emeği var diyorsun. Evet. Vay vay. Bu komşuları ben hatırlamıyorum isimlerini. Ben de sonrasını hatırlamıyorum. Ve şu anda bizim arkamızda bir ev vardı. Böyle olmuş. Bunun yanında kırmızı ev. Bizim bina. Ve burada Ömer amcamın yeri. Navatkala. Navatkala bize burada az mı şey yaptı? Özellikle şuradan giriyorduk galiba. Evet, kapı şu. Değil mi? Şurada. Bura pencereydi. He. O gördüğün yer pencereydi. Buradan giriyorduk. İşte şu gördüğün ev Ömer abinin evi. Bu da bizim yine komşularımızdı. Ve bizim bu evin hiç arsası kalmamış abi. Oradan girebiliyor muyuz? Bitişik vizamlı ev olmuş. Maalesef. Değil mi? Türkiye'nin her tarafı bitişik vizamlı. Bak, abi bizim toprakla ilişkimizi kes. Peki bu arsa da buranın mıdır yoksa mı? Bu ön tarafı sizin bir akrabanın eviydi değil mi? Öbür taraf zergalama. He tamam. Zergalama. Abi çok şey değişmiş. Yani çok şey değişmiş. Buradan yukarıya doğru çıkan bir yol. Evet. Abi o zaman ben Ömer abinin yol buraydı. Ömer abinin evi buradan o köşeye kadardı. Şimdi küçücük kalmış. O ön hazinenin de satıldı. Yani o bizim de haberimiz olmamış, nasıl satıldı bize bilmiyorum. Ya itiraz edemez miydiniz? Evet. Şu oda bir aralık burası. Değil mi? Evet, içeriden gir. Önde kulübe, şu oda bir aralık. Vay. Evet, biz... Bir de bizimki biraz daha sosyeteydi. Ya önünde işte veranda gibi bir şey vardı sizin yerde. Onlardan böyle yapılma veranda. Ama bu duvarlar şeydi, serin tutardı yani. Evet öyle. Şey değildi. Evet Hüseyin. Gel uçarım sor. Evet. Çok güzel bir duygu. Yani buralardan yürümek güzel bir şey. Hüseyin o tezek miydi Hüseyin? Basma. Basma. Evet o öbürleri tezek. İçeride olanlar kesilmiş halde tezek diyor. Tezek. O da basma. Basma. Yani şu anda dökmüşler. O da galak. Bak galağı bir yakından çeksene galağı. Gel o zaman. Galak. Yani bizim eskiden şey. Yaktığımız bu. Kömürümüzdü. Yakıt. Ya ekmek her şeyi bununla yapıyorsun. Soba bununla. Tandır bununla. Ekmek bununla. Yemek bununla. Şey yoksa gaz yokken. Evet tezek. Bu galak oluyor. Bu. Galak. He. Şu gördüğün kalak yani kömür. Değil mi? Yani şimdi eskiden böyle şey yoktu çatı, onu da göster. Şurada çatı yoktu. Evet. Şu kalak su yiyip şişmesin diye
burayı sıvarlardı. He. Yapbakanak yaparlardı, böyle sıvarlardı. Bir de o dönemde annemle görüşünce annem dedi ki İrebiye dedi ekmek yaparken. Tamam da herkes ekmeği bunu yapar. Ben de onun arkasına yapıyordum. Yakacak şeyimiz yoktu. Bak, evet, evet. Tasarrufa bak. Yani öyle. Tamam mı? İmece usulü oradan gelmiş. Isınmış ya şey. Tandır tabii. Hemen piştin diye. Evet. Şu anda büyüdüğümüz çocukluk yıllarımızın geçtiği yer. Kıymetini bilmemişiz ama böyle bir yeri bence kaçırmışız.